Selamlar. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Küçük bir aboneliğinizi alırım. Bu haftaki 6 mı 7 mi? 7 oldu mu ya? Bu cumartesinin 7. bölümü. Gene oyunlarla ilgili haberler işte. Yani bilindik siteler. Ha, şunu dur, şu ayarlayayım bir. PlayStation 5 fiyatları düşüşte. Türkiye'yi ne zaman etkiler? PlayStation 5 kampanyaları başladı ama Türkiye'deki fiyatlar aynı. PlayStation 5 fiyatları yazıyor mu tahmini fiyatlar? Türkiye fiyatı 20.000 TL. 459 euroya düşmüş. 459 euro iyiymiş o da. Oyun geliştiricileri buraya. Unreal Engine 5.3 yayınlandı. Ön izlemesi yayınlanmış. Görüntülere bakar mısın şunu? Güzel lan. Unreal. PlayStation 5'i bir kez daha yeni. Sony PlayStation 5'i bir kez daha yeniliyor. Isınma artık sorun olmayacak. 2020 yılında satılan PlayStation 5 2022 yılında aldığı bir güncellemenin ardından 24 yılında bir kez daha yenilenecekmiş. Yani ısı sorununu mu çözecekler? Güzel. Popüler orta çağ oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. For Honor. Şunu şöyle yapalım. Bakayım. Zaten Game Pass'te varmış lan. Yani. Bu gene mi zam aldı? Yeni zamlı fiyatı 200 lira. Ya bu oyun bana sağlam zaten vurdu. Şerefsizler. Dedim artık. Zamlandı. Dedim hani daha da zamlanır bu. Ne olur ne olmaz alayım. Hop geri düştü. Bakın şuradan göstereyim size. Bakın böyle şuraya kadar zamlandı. 40 liraya çıktı. Hop bir baktım 235 liraya çıktı. Yani yarı fiyatına falan 100 küsürleri aldım. Hop geri 40 liraya düştü. Şimdi ne yapmış? 129. Ne yapmaya çalışıyor bunlar? Gerçekten bu saçmalık. Yani çıkarttıysan bir fiyatı sabitle yani. Ne zaman zamlanmış? The Witcher 3 ilk popüler oyunlarında çoktan Gli zaten zamlanmıştı. Hiç boşuna zamlanmadığı moduna girmeyin. Fiyatlar neden artıyor? Örneğin ABD'de faaliyet gösteren bir geliştirici yurt dışında 2 dolar fiyatına sattığı bir oyunu Türkiye'de 20 TL'ye satıyorsa ülkemizde gerçekleşen bir satıştan dövize çevrildiğinde 0,20 dolar göre kazanç sağlar. Bu sebepten ötürü geliştiriciler ülkelerinde elde ettikleri kazançlar birim bakımından eşitlemek için zam yoluna gidiyor. Ya senin doların değersiz. Yani senin doların değersiz onlar bir şey yapamaz. Uçuk fiyat yapmaları biraz şeylik ama mecbur yani adamlar. Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları belli olmuş. Bu Farming ne veriyor? Ha, 19 veriyor. Neler veriyormuş? 3 Ağustos Payday veriyormuş DLC'siyle, DLC'siyle. 10 Ağustos'ta Farming. 10 Ağustos'ta Blood Oath. Star Wars The Force neydi? Unleashed 2. Four Tales diye bir oyun. Şey işlemiyor. Sonra bakarım sana. Hadi sistemini yüklemedim. Bunu daha demin. Dokun şey değiştirmeye. Ama şu güzel, şu güzel. Şu Star Wars da yani. Ondan sonra sonunda yüzler gülüyor. PlayStation 5 satış rakamı açıklandı. 40 milyon barajını açmış. Aşmış. Alan alıyor çünkü bir zevk.
Ulan alakası yok. Milyonu aşmış lan. Epic Games bu hafta iki oyunu birden ücretsiz hale getirmiş. Neyi? Ne? Civil Settles. Severed Steels. Homeworld. Remastered Collection Cities. İyiymiş. Bu haftaki oyunu bu. Max Payne 3 için 10 yıl sonra şaşırtan güncelleme. Karakteri oldu ne? Sam Lake yeni mod ile Max Payne 3 karakteri olmuş. Şu an Alan Wake ve kontrol kısmını tanımıyormuş. Neymiş hayırlısı. Ben bunları oynayacak mıydım ya? Var mıydı ben? Geç. Uygun fiyatlısı da geldi. Ryzen Z1 işlemcili Asus ROG Ally satışa çıkıyor. Ally. $600. Ekstrem Türkiye fiyatı 32.000 TL. O kadarcık bir şey. 32.000 TL bilgisayar parası veriyorsun. İğrenç. Ben buna kızarım. Ben haberleri böyle. İkinci şey donanım haberden. X miydi? Xporimal. Niye bu kadar aşağı indirdin? Diye bir oyun. Bakalım neymiş. 800 küsür lira. İnsanlığın en son exo ne? Exo kostüm. En vahşi canavarları olan dinozorlara karşı karşıya geldiler. Takımı dayalı bir aksiyon oyunuymuş. Okey. Yani bu oyun gelmiş ve hani çok da öneriliyor gibi gelmedi bana. Şunları şunu tık hatalar oldu. Epic Game Store'un bu haftaki oyunu zaten belli. Homeworld, Remaster ve Sweet Steel. 3 Ağustos 10 Ağustos'ta da gene aynı oyunu veriyor. Yani hani 3 Ağustos'a kadar mıydı? 3 Ağustos'ta da bari hani bir tane daha güzel oyun verseydin. Böyle iki tane daha güzel oyun verseydin. Ya da ne bileyim sağlam indirim yap. Sağlam çat diye de ki %90 indirimle bu oyunu yeniden veriyorum. Alamayan alsın gibi. Ya da ne bileyim başka güzel bir oyun. Epic ya işte. Bence Steam'i geçmeye çalışıyor da bana göre geçemez. Steam'in yeri ayrı. Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları 1110 TL değindi. Bir önceki sitede de görmüştük zaten. Payday var. DLC ile veriyormuş. Farming Simulator var. Quake 4. Quake. Şu oyun korku oyunu mu? Değil mi? Aksiyon korku. Korku oyunu. Star Wars var. Yani güzel oyunlar geliyor gene. Hayırlısı. Sony duyurdu. İşte karşınızda PlayStation'ın en sevilen 40 oyunu. Dead Space, Disco Elysium. Şunu bir oynayacağım yakında. Horizon. Kena, Resident Evil 4. Söyleyemiyorum. Jedi, Survivor. The Last of Us Part 1. Fall Guys, Elden Ring. Call of Duty, Modern Warfare 2. Helal. Güzel oyunlar. Pikmin 4 inceleme. Nintendo'dan bir tane daha Game of the Year. Pikmin 4. Neymiş bakayım? Var mı yani bu? Yani direkt Nintendo'nun kendi oyunu. Yani şey küçük mıncık mıncık bu yılın kesinlikle en iyiler arasında. Herkese Pikmin 4 bu yılın en iyiler arasında geçmişte kurduğu duyulmuş Switch sahipleri zaten oyunu biliyordur. Demiş ben bilmiyordum. Microsoft kan kaybeden Windows'a rağmen gelirlerini arttı.
Artırdı. Ya Microsoft zaten şu an Windows'u çok umursamıyor bence. Umursamazdı zaten. Ya yanlış değilsem Game Pass falan var yani. Oralar varken ne yapacak bunları? Gelirleri düşmüş ama. Şunların fiyatlarını bir mantıklı bir fiyat çerçevesine otursalar gerçekten çok güzel olur. %20 azalmış. Neyini? O hem geliri %12. İşlik zaman doğru haline gelirse bir yıl öncesinde. Gelirse hafif bir düşüş göstererek 72,4 milyar dolar olmuş. Türk oyuncularının World of Warship oynamaya başlaması için 5 neden. Neden? Kültür ve gurur bağlantı. Tarihsel gerçeklik. Şu oyun aslına bakacağım ya. Hani belli oyunları bitirip bu oyunlara tamamen geçeceğim. Şunu şöyle yapayım da yan ekranda dursun. Kütüphaneye ekle desem ekliyor mu? Direkt ekleyeyim mi? Şunu da tarayıcı üstünde kütüphaneye ekleyememe saçmalığı var. Neyse bunu bakacağım. Rekabetçi ruh ve zorluklar küresel topluluğun bir parçası olmak. Peki. Hediyeler de veriyormuş da. Ben onu Steam'den hiç oynamadım. Elite'le başladığım zaman farklı bir kazancım mı olacak? Bakarız. Asus ROG Ally Ryzen Z1 işlemci modeli Ağustos 2023'te Türkiye'ye geliyormuş. 30-40 binlik paralara gelecek zaten o kez. Kullanımı Activision artık alınsın. Apple Çinli adaptörü onaylandı. Microsoft aktif olmayan hesapları kapatıyor. Satın alınan silinecek. Assassin's Creed ve Far Cry gibi ikonik serilerin arasındaki isimler Ubisoft gelen bir gönderiye yanıt olarak larına giriş yapmayan kullanıcıların satın aldıkları Ubisoft erişimi kaybedeceği yönünde açıklama gelmiş. Saçma. Ben ona param vermişim. Sana ne ki? Aktifim ya da değilim. Belki bıraktım. 4-5 yıl oynamayacağım. 4-5 yıl sonra yeni başlayacağım. Şey kaybetmenizi istemem. Bana düzenli gelir getirmeyen oyuncular istemiyorum. İmza. Diktatör oyun firması Ubisoft. Ha bak şurada ne güzel demiş. Türkçe'de ses sağlam. Harbiden yani Ubisoft'un tüm oyunları alınıyor ya. Hani herkes Ubisoft'un oyunlarını alıyor. Ama Ubisoft hala şey yapmıyor böyle. Ne derler onun adına? Bir saniye şunu. Yani böyle Türkçe çıkarayım ben buna Türkçe dil desteği sağlayayım yapmıyor. Sizler. Hayınlar. Neyse burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Başka oyunlarda görüşürüz.